hepimiz hoş bulduk. Hepimiz hoş bulduk. Sen gittikten sonra şey çok işte fark ettim ya. Fark ettim oğlum bu ne oldu lan ülkeye? Bir anda insanlar insanlar kafayı yemedi. insanlar bir şeyin farkına vardı gibi geliyor pek çok noktada. Uzun süredir dönen ama üf, kimsenin sesini çıkarmadığı bazı şeyler sonunda birilerinin kulağına gitti. Sonunda birileri fark etti. Bunun sonucunda da haksız bazı e, şeyler yaşandı gibi geliyor. Discord'un kapanması haksız derken kastettim bu arada. O yani tamamen kastettiğim şey o. Yani Discord'un kapatılması vesaire falan. <laughs> Yazık oldu yani olayın Discord'la bir alakası yok çünkü. Yani farklı farklı şeyler pek çok yerde kurulabilir çeşitli e, yapılar diyelim. Neyse bakalım. Sesi arttırır mısın? sesim sonda değil mi acaba? Bir bakayım. Sesim sonda mı değil mi? Bir göz atayım hemen. Ses denetim masasını açalım. Kayıda bakalım. Düzeyler mikrofonu. Yüzde yapalım. Bu mikrofon yüzde altmış kadar kendi kafasına göre mi iniyor acaba? Yüzde altmış yüzde yüz olması gerekirken. Bu sefer cidden bu sefer cidden oynayacağız ya. Bu sefer cidden oynayacağız yani. Discord kapan zaman nasıl bildirim geliyor bana. Bana da geliyor bu arada. Discord'dan birileri beni etiketleyip mesaj falan atıyorlar şu an. Görüyorum ama giremiyorum. Ama görüyorum yani şey yaptığımı. Hani etiketlendiğimi vesaire görüyorum. Eğer Discord'a girebilen varsa yayın bildirimlerimizi, video bildirimlerimizi oradan paylaşabilir, paylaşabilirse bizi mutlu eder. Transformers One izleyecek misin? Valla sinemalarda oynuyor. Oğlum video film var da ben daha Joker'ı da izlemedim. Ama çok güzel mimler görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Transformers 1 hala gösterimde mi? Türkiye diyelim. Sinema. Hala gösterimde ise belki. Zannetmiyorum gidip sinemada izleyeceğimi de belki. Yani. Seansları görmek için tıklayınız. İstanbul. Tümü. Bu yaka. Plato AVM. Bilmem ne. 3 tane mi sinemada oynuyor lan film sadece artık? Cidden sadece 3 tane mi film şeyde oynuyor? Aa! Gitmiş. İzlendi mi acaba Türkiye'de bilmiyorum ki. Yani bana güzel gözükmeyen ama çok övülen bir film olduğunu düşünüyorum. E, son dönem çok yaşanmaya başladı. Bana güzel gözükmeyen ama övülen, hayvan gibi övülen çok şey var. Transformers da onlardan bir tanesi. Onlardan bir tanesi yani. Dediler ne zaman alacağım? Param olunca. Yani Japonya'ya gidip gelmek bayağı pahalıya patlıyor tahmin edebileceğiniz gibi. <laughs> yani baya pahalıya patlıyor. Kore olayının oldu. Direkt ge geldiniz mi? Direkt geldik. Kore'ye geçmedik. Ecem e, uçabildi. O yüzden sıkıntı olmadı yani. Why so serious dostum? Üyelik fiyatlarını güncelleyeceğim fiyatı. Bir arada şeyler niye çıkmıyor? Şu an bir bağışlar maaşa bir şey geliyor ama hiçbir şey çıkmıyor ekranda. Ben yani Discord'un hiçbir şey Discord'un diyorum. Mobius'un hiçbir yerine bulaşmadım ama şimdi geldiler. Okay. Agents'ı bir de hoş Teşekkür ederim. Desiniz. Öncekilerden şey yapanlar Aybars Kemal mesela 22 TL atmış. Hoş geldin abim demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Tek abone olmuş. Ondan sonra bakalım. Bir onun kanalı gibi gelmiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Var olun desteğiniz için. F7 Bird incelemem bayağı iyiydi abi. Bu arada bayağı Aa. sevdim. İyi, teşekkür ederim. Sevdiyseniz ne mutlu bana. Üçüncü seviye yüz olsun. Yok 20 40 60. Kanım doğruca mangalın alacak mısın? Berzak'tan sonra kitapla oraya yazdım. Sanmıyorum. Yani kitapla laz lazım olan ne olduğunu sanmıyorum pek açıkçası ama bakalım. Dost 2012 Japonya gezisinden kalan 30 yeni harcadın mı? Harcadıysan neye harcadın? Su. Su aldım. 31 yen yani su bile etmiyor tabii ki ama hani üzerine para ekti su aldım. Senin 5 yıllık üyeliğine param yetmedi diye 12 tane bakiyeniz yetersiz postası aldım. 15 30 45 yap bence. Para alabilir. Hmm, Yakasına görünmeyen depresif pay 3 2 çok kötüydü. Yani evet rezel şeyler duyuyorum. Gerçekten çok kötü şeyler duyuyorum. Bir kesim bekledikleri şey olmadığı için eşliyorlar. Bir kesim bir kesim diyorlar ki yok film yani Şeyle alakası yok bunun filmin konusuyla ile bilmem nesine alakası yok. Film rezalet yani hiçbir şey yok diyorlar. Hiçbir şey olmuyor filmde falan diyorlar. Bilmiyorum yani. Abi bence ekstra 150 ekle verebilen isteyen kişi alsın hem sana da iyi olur. Hmm, peki. 20'ye abone olmazlar. Allah Allah. 20 lira çok mu? Peki. Ah. Mega Jokalis Double Feature ya. Daha Transformers da var. Triple feature olacak o zaman. Yönetmen ikinci film isteme diye bir direkt kötü yapmışıyorlar. Bu muhabbeti çok duyuyorum. Hani sırf insanları sinir için. Sırf hani ilk filmden yanlış kesim etkilendi bilmem ne diye Aa. ikinci filmi kötü yaptılar muhabbeti dönüyor. Bana mantıklı gelmiyor abi bilmiyorum. Hani gerçekten buna harcayacakları sırf bazı insanları sinirlendirmek için Warner Bros. gibi bir firma 200 milyon dolar harcar mı? Yani sadece sinirlendirmek için ama kesin dertleri hani para kazanmak değil koskoca kocaman stüdyonun tek derdi hani şey yapmak. Bir zamanlar işte bizim filmimizden çok kötü etkilenen, yanlış etkilenen bir kesim oldu. O kesme gömelim, o kesmi sinirlendirelim, o kesmin şeyini kıralım. Hani böyle direncini kıralım falan diye. Böyle bir şey yaparlar mı gerçekten ya? Agam ben kaçta gelen? Varucum senin şu ana kadar gelmiş olman gerekiyordu yavrum. Ben yayındayım şimdi. Bu saatte ben bayağı bir yayındayım da. 10-40-60 bence beni yalanlar, 5 TL alanlar almaya devam eder. 10-40-60 o da çok uçuk bir fark var lan onda da arasında yani. Filmlerin testleri falan yok mu? Ee, bu filmin yokmuş. Normalde şey var. Hani early screening dedikleri bilmem ne şeyleri oluyor. Özel wow. kapalı kapılar ardında test audience seçiyorlar ve o insanlara gösteriyorlar filmleri. O insanların notlarına göre de ee, tamamen random seçiliyor diye biliyorum bu arada test audience'lar. Hani özel bir şeye göre değil. Yetiye göre vesaire değil. Bu da tabii ki bazen suratlarında da patlayabiliyor. Test audience geri zekalı çıkarsa. Ya ben filmin şurasını anlamadım. Burası niye böyle? Burası niye saçma diye filmin bütün derinliğini alıp sökebiliyorlar bazen. Joker 2'de anladığım kadarıyla Todd Phillips'e o kadar güvenmişler ki hiç test screening bile yapmamışlar. Test screening yapmadıkları için de ortaya böyle garip bir film çıktığı tarzı muhabbetler dönüyorlar. Bazen de yönetmenleri fazla özgür bırakmak lazım. Yönetmenlere fazla özgür bıraktığın zaman da saçmalayabiliyorlar. Stüdyoların e, filmlere müdahale etmesi genelde iyi bir şey değildir. Genelde iyi sonuçlara doğurmaz. Bazen ama bazen stüdyoların müdahalesine ihtiyaç oluyor. Anladığım kadarıyla duyduğum kadarıyla Joker 2'de o durumlardan bir tanesiymiş. Mesela açık çek verilmemesi gereken yönetmenlerden biriymiş Todd Phillips. Aynı Hideo Kojima'da olduğu gibi. Hideo Kojima'ya da açık çek verirsen gidip Death Stranding yapıyor işte yani. <laughs> yani Hollywood aktörleriyle Mantık. takılmak için oyun yapıyoruz. Burak Şahin hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Dosti Joker gülüyor dans ediyor böyle. Hmm, bütün film o. Okey. Greg Andalf hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Metafor Metacritic 94'ü gördü. Game of the Year geldi sanki. Hayırlısı daha yani durum bakalım. Ben daha bu sabah geldim. Daha şu an bilgisayar başına ilk kez oturuyorum. Hani oturup bir kez bir şeyler oynayabileceğim. E canlı yayında metafor oynayacak değilim. Canlı yayında metaforu kimseye yazıtemeyiz. Canlı yayında da, da metafor oynamak istemem. Metaforu kendi şeyime çekilip rahatça arkama yaslanıp böyle uzun uzun RPG mekaniklerinin bilmem ne her şeyin tadını çıkara çıkara her köşesine gire gire oynamak isteyeceğim bir oyun. Silent Hill'de daha rahatım. Silent Hill. Aksın gitsin kork ateş et öldür keyfine bak. Atmosfere gir. Karım nerede? Triplerini yaşa falan. Güzel yani. Lan magamanca bitireceğim. sen yapabiliriz denk getiririm diye düşdüm. Oradan araya geçeceğim. Okey. Yayını bitirdiğim saate denk getirebilirsen hayırlısı var. Bakalım. E, incelemesi yaptık ya uzun. Arkadaki dolaba kaç tane figür eklendi? Eee... Şimdi burada artık bir Eva 01 burada da bir Eva 02 var. Eva 01'in önünde Shinji duruyor. Eva 02'nin önünde Asuka duruyor. Tek sıkıntı şu Asuka'nın ne kadar ufak bir figür olduğunu fark etmedik. Ecem'in çekilişten kazandığı Asuka bu. Hani madem dedim hani Eva 01 ile Eva 01 alacaktım ben normalde sadece. Tek derdim Eva 01 almaktı. Eva 01'i aldım. Sonra gezerken şu figürü neredeyse sıfır kalitesinde yani sıfır yani bir, bir şeyle alakalı yani ikinci yıl olmasına rağmen sıfırdı çok çok ucuza buldum ya sıfır ki gerçekten komik seviyede ucuza buldum yani. Nerede nasıl söyleyeyim? %75 falan orijinal fiyatına %75 falan daha ucuza buldum. E dedim bunu da alayım. Bunu önce baktım Asuka figürü var dedim. Evangelion'ların önüne birer tane de pilot koysam Asuka'yı koyarım. Bir tane gideyim Shinji bulayım dedim. Bütün Akihabara'yı gezdim. Bulabildiğim bu boyutta ve suit giyen tek Shinji buydu. Çok göremeseniz bile. Normalde Shinji nedense böyle çok havalı resmediyorlar diyorlar figürlerde. Böyle trench kotlu uzun böyle sanki yağmurda bir rüzgar resmi falan. Shinji öyle bir karakterdi. Shinji ezgin teki. O yüzden bulabildiğim tek yani normal Shinji'ye benzeyen figür buydu. Bunu aldım. Sonra gelip bugün bir açtım. Asuka ufacık kaldı yanına. Bun Bunlar eklendi. Şura full yeni. Şurada zaten Raider'ın vardı. Boş yerin tek burası olduğu için burada da artık bir Guts'ım var. Her ne kadar benim istediğim Guts değil bu. Berserk Armor Guts çünkü bu. Şu Miyazaki'ye falan da çok şey yapan e esin kaynağı olan pozu var ya Guts'ın kılıcı. Şurada şöyle arkada böyle bir şeyin üzerinde tünemiş şekilde duruyor. Kurt zırhının içerisinde. O Guts var şu an burada. O kadar. Yeni eklenenler onlar efendim. A şeyleri unuttuk tabii ki. Sakura Miko ve Pekora var artık? Sakura Miko Pekora. Sakura Miko Pika, Pekora. En sevdiğim Youtuberlarında birer figürünü alayım dedim. Kabukicho fotosu nerede? Foto çekemedim Kabukicho'da. Sadece video çekebildim. Videosu var. Hmm. Lady Magria figürü dün geldi. Bloodborne Hunter yan yana koydum. Şimdi Play'in dolu kaldı. Hayırlı olsun efendim. İsmail YK müzik kliplerini ilk defa zeminde ne İsmail YK kliplerini doğru gün oturup seyrettim mi acaba ben? Yani İsmail YK klipleriyle alakalı bir anım yok abi. Bilmiyorum. Hani İsmail YK kliplerinde özel bir şey yaşanıyor mu? Hatırladığım kadarıyla İsmail'e bir yerlerde yürüyüp şarkı söylüyor gibi kalmış benim aklımda yani klipler sadece. Ufaktan oyuna geçiyorum bu arada. O guts'ı ne kadar aldın? O guts'ı ne kadar aldım? Ee, o guts'ı 3 günde falan aldım ben. 3-4 tane farklı şey gezdim. Dükkan gezdim. Ne 3-4 tane? Akihabara'yı 4-5 kez baştan gezdim. En ucuzunu denk getireyim diye. Aldım. Hani bulabildiğim en ucuz fiyatı aldım. Ondan sonra ondan sonra Nakano'da bir Sabri Uygun Hoşken Teşekkür Ederim. Nakano'da e, Broadway diye bir yer olduğunu öğrendim. Gene böyle çok eski vintage figürler bilmem ne zatlar zatlar varmış. Oraya da bir uğrayın kesinlikle. Yani, Akihabara'dan daha farklı şeyler bulabiliyorsunuz dediler. Lan oraya bir gittim. Benim aldığımın yarı fiyatını satıyorlardı Gats'ı. Çok canım sıkıldı. Çok sinirlendim. Çok canım sıkıldı. Yani Oha. öyle böyle değil. Metaforu ne zaman oynayacaksın? E, metaforu acele etmeyeceğim. Yıl bitmeden oynayacağım. Ama acelem yok. O kesin yani. Şey yapmayacağım öyle. Bir an önce oynayayım. Hani hemen sömüreyim falan tarzı bir derdim yok şu an metaforla. Bir ara oynarım. Oynayacağım ya. Yani. Kaçarı yok tabii. Kesin oynayacağım da. Acelesi yok sadece. Her şeyi yavaş yavaş parça parça halletmem lazım. Çünkü bayağı bir hard yer sıkıntısı yaşıyormuşuz şunu onu fark ettim. Bilgisayarı bayağıdır açmayınca insanın neyin nerede olduğunu unutuyor. Ha iyi. Black görüntülerini silebilirim. incelemeyi yayınladık çünkü. Okey. Boş vakit daha önce göz atamadan oyunları oynadığını oluyor mu? Çok öyle bir vakit bulamıyorum. Bulduğum zaman da onları birlikte zaten temizlik videosu olarak yayınlıyorum efendim. Japonya'nın yakuzaların yakuzaların map'iyle aynı olmaması çok şaşırtıp benim eve gitmeyi düşünmüyorum artık bu yüzden. Maalesef birebir aynı değil. Maalesef birebir aynı değil. Yapı olarak, sokak yapıları olarak birebir aynı ama dükkan dizilimi olarak hiç alakası yok. O maalesef bir Kamurocho beklerseniz Kamurocho bulamayacaksınız. Kabukicho bulacaksınız. Kabuk Kabukicho da iyi midir? Herhalde bilmiyorum. Gece gitmek lazım Kabukicho'ya. Gündüz gidince Kabukicho'nun pek havası olmuyor. Yakuza oyunlarına bir de fulye hep. Gündüz bile ya sokaklar falan. Bomboştu lan kabuk kimse yoktu ben gittim de. Bu Japonya sevda nereden geliyor peki? Çok eskiden beri geliyor ya. Yakuza birden beri geliyor galiba. Yakuza 1'i ilk oynadığım zaman böyle bir oha burası tam bana göre falan ona girdim diye hatırlıyorum. Onunla başlamıştı. Yakuza 1'de kamur da gezerken acayip gaza gelmiştim. Oğlum nasıl güzel bir yer burası ya. Tam bana göre ya o zaman olmuştu. Şimdiden Japonya yazdım. Bir şey diyeyim mi? Bu sefer değil. Ne oluyor lan? Ne oldu? Bu nasıl bir çözünürlük? O nasıl bir çözünürlük abi? Ne oluyor lan? Keep. Text niye kırmızı kaldı abi? Global Motion Blur. Color Blind Body. Bilmem ne. James Color. Geç bunları geç. Bana şeyi gö göster. Accessibility sormuyorum acı sana. Oha. Graphics. Değil olay. O şeyi yani, ben... Şey, güçlendirmek, görselleri güçlendirmek istiyorum sadece. Hangi yerine bir çözülük bu? Ne bileyim yoruz. Para. Kobra Murat karşı Kobra Murat kim oğlum? Ne soruyorsunuz lan siz bana? Kobra Murat kim ya? Render Ultra. Ultra. Epic. Tamam epic olsun.